Tam bir de bu ihtiyar eden adamı. Abi de amca. Balık avı sezonunun başlaması ile birlikte çeşit çeşit balık da tezgahları süslemeye başladı. Aynen. Esnaf ağlıyor ya abi, kan ağlıyor deme abi. Ya abi esnaf ağlıyor. Yalova balık pazarı da bu nedenle hareketli günler geçiriyor. İndirim abi. Herkese uygun balığın yer aldığı tezgahlarda ise kelimenin tam anlamıyla palamut fırtınası esiyor. Balıkçılar 50 ila 70 Türk lirası aralığında vatandaşların mutfağına giden palamutun bu yıl oldukça bol olduğunu ifade ediyorlar. Yani fiyatlar 25 ila 70 arasında her boydan her fiyata balıklarımız var. Bu sene palamutu bol bol yiyebileceğiz. Peki palamutta hiç fiyatta gerileme bekleniyor mu? Öyle bir şey var yani mı? Yani gerileme olur, şu şekilde olur. Havalar düzenince daha çok bol çıkar. Fiyatlar daha da düşer. Ya bu sene palamutta bolluk var. Vatandaş palamut yiyebilecek. Vatandaş nasıl, ilgi gösteriyor mu? Bol bol alıyor mu? Tabii palamuda bayağı ilgi var bu sene. Biz de memnunuz, vatandaş da memnun bu sene. Peki palamut dışında en çok hangi balıklar tercih ediliyor? Palamut dışında herkesin artık alışkanlık hamsi, istavri, çineko, bunlara da yoğun ilgi var yani. Onlarda fiyatlar ne civarda? Şu an hamsi 50-60 civarında, çineko 70-80, istavri 70 lira ama fiyatlar da yine düşüş olur. Daha çok gelir. Palamut tercih etmeyenler ise hamsi, istavrit ve çinekopa yöneliyorlar. Balıkçılar, balıkta bu sezonda alternatifin oldukça fazla olduğunu ifade ederek, farklı lezzetler arayanlara turna mezgit ve Karadeniz tekiri öneriyorlar. Turna mezgitimiz var, güzel turna mezgit bu sene ideal. Çok çıkıyor, bol miktarda. Tekirimiz var, güzel. Karadeniz tekirimiz de bol. Yani güzel yani, balıklarımız bu sene bol, Allah izin versin. Denizlerimiz bu sene bereketli. Fiyatlar? Olacak. Fiyatlarımız uygun. 100 lira, 70 lira, 80 lira. Yani müşteri memnuniyeti önde görüyor bizim için. Para kazanmak önde değil yani. Balamucular.